zıvanadan çıkmış olan insanoğlu helak edilmeyi hak etti mi? Ne yazık ki içimden geçmese de şu gördüğüm manzarada helak zamanı geliyor diye düşünüyorum. Görüyoruz zaten. Yani. Yani bir şey Lüt kavmini okuyorsun. Hani yani çok taşlaşmışlar örnek. Evet. Ya Lüt kavmine baktığın zaman hani sanki biz onlardan daha beter durumda gibi görünüyor şu anki dünyanın hali. Aynı yani zamanlardayız. Orada sapkınlık evet. Çok fazla çok. Artmıştı. Burada, bu yine artık. Gene... Hayır, burada sapkınlığın yanında başka cinayetlerden tut katliama kadar da gidiyor. Yani çok, ekstrası evet, var bu sefer. Ekstrası var, daha fazlası var. Tabii ki ilahi adalet günün birinde devreye girer. Ama tecelli devreye eder. Girdiğinde unutmayalım, ben hiç unutmuyorum bu şeyle ilgiliydi. Galiba Hazreti Yusuf'un hayatıyla ilgili bir kitapta Yusuf isyan ediyor. Bütün şehri yok ederken benim günahsız karımı niye yok ettin diye Allah'a isyan eden edişi var. Hı hı. Çünkü sevdiği kadın da ölüyor çocuğuyla. Çocuğu kalıyor da kadın ölüyor. Ve o an işte Cebrail'in verdiği cevap eğer günahkarların çok olduğu bir yerde bu tür günahsızlar da helak edilir anlamında. Bu acıya katlanacaksın anlamında bir cevap geliyor. Yani bu senin sınavın anlamında. Dolayısıyla herkes bazı şeylere ben günahsızım bana bir şey olmaz diye yan gelip yatmasın. Ne yazık ki o günahkarların bedeli günahsızlar tarafından da bir şekilde ödeniyor. Ki gerçek anlamda da yaşıyoruz bunu zaten. Şimdi bu madenler yeraltı sularına da karışacak. Belki bundan sonra depremleri de tetikleyecek. Depremler konusuna da gelirsek hocam sizin de evet. Dün bir yayınınız vardı depremlerle evet. Alakalı. İstanbul'la ilgili. İstanbul'la alakalı. Bunun hakkında yine sizin görüşlerinizi almak isterim ben. Tabii ki önce şunu söyleyeyim. Bir eli kulağında olan İstanbul depremi var mı? Var. Bir kere ben böyle bir yayın yaptıkça birileri çıkıyor. Diyor ki sen bizim moralimizi bozuyorsun, depremi çağırıyorsun. Bak kardeşim bir şey anlayın, ben şuna katılıyorum. Hani bir sinerji oluşturup, düşünce birliği oluşturup bir kötülüğü çağırabilir misin? Çağırabilirsin. Bunu sen de biliyorsun. Yani enerji çalışmalarında bu yapılır. Paganlar yapar, büyücüler yapar, sapıklar yapar ya da sapkınlar yapar. Ama biz bunu yapmıyoruz. Biz var olan, aslında bu sapkınlar tarafından çoğu zaman tetiklenen fay hatlarının bir tehdit olarak ülkenin başında dolaştığını anlatıyoruz. Yani deprem bir gerçek, tamam mı? Depremin zamanı da az çok artık ölçülmeye başlandı. Biriken stresler, işte kırılmaya yakın fay hatları artık biliniyor. Şimdi bilinen bir gerçeği anlattığım zaman niye rahatsız oluyorsunuz? Ben anlamıyorum. Niye rahatsız oluyorsunuz? Korkuyor musunuz? Anlıyorum korkunuzu. Yani ben de korkuyorum. Kim korkmaz ki depremden? Ama bir gerçek var. Deprem geliyor. Şimdi bir deprem meydana geldiği zaman İstanbul'da ben düşünmek istemiyorum şu anki halini. Neden? Erzincan'da olan bu İliç'teki bu durum zaten Bingöl depremini tetikleyecek diyorlar. Daha yok. Onu tetiklerse... Zaten Bingöl'de bir fay hattı var. Bingöl'deki fay hattı patlamaya çok yakın. Birkaç tane deprem uzmanı yıllardır uyarıyor. Yani bu Kahramanmaraş merkezli depremden sonra oraya enerjinin biriktiği ve dolayısıyla İliç'le ilgisi yok. Ama İliç'teki de fay hattında deniliyor şimdi. Şimdi şöyle. Bingöl patladığı zaman tabii ki İliç de etkilenecek. Oralarda sarsılacağı için etkilenecek. Yani orada da fay hattı var. Şimdi büyük bir fay hattı patladığı zaman küçük fay hatları da harekete geçer. Şimdi dikkat et, Malatya'da dün gene 4 oldu. Ondan evvel yüzlerce 4-5 evet. oldu. Yani 4'lük 5'likleri hep yaşarsın. Tamam mı? Niye? Onlar işte yarım kırılmış ya da küçük fay hatlarını da kırmaya başlıyor. Bir de Allah korusun evet. 7.5, 7.6'lık deprem başka bir yerdeki 7.6'yı da tetikliyor. İşte bunu yaşadık arka arkaya. Yani o yüzden çok dikkatli olunması bir evredeyiz ama İstanbul depremi başka bir şey. Bak. 5 milyon kişi gönderilecek diyorsunuz hocam. Depremden şimdi sonra. 5 milyon kişi ne yazık ki gönderilecek. Bunun hesabını ben yaptım. Şöyle. Nereye bak, gönderilecek? Devlet bir simülasyon yapmış. Bir kere bunu ben yapmadım. Tamam mı? Ben devletin simülasyonunu açıkladım. Hı hı. Hatta yayınladım. Evet. Yani ve bu yayınlarken de yaklaşık devletin raporları var. 2 milyon civarında hasarlı ev oluşacak. Bak yıkılacak ev demiyorum. 2 İstanbul milyon. Üzerine mi bu simülasyon İstanbul'da. Yoksa? İstanbul. Sadece İstanbul'a yapılmış. Çok değerli bir simülasyon. 2 milyon civarında evin hasar görmesi şu. Atıyorum eviniz yıkılmadı ama şu duvar yıkılmış. İşte harabeye dönmüş, oraya giremiyorsun. Tamam mı? Çünkü ikinci bir artçı da yıkılabilir.
ya da yaşanmaz olmuş. Sokağa çıkıyorsun. Sokağa çıkan kişi sayısını 2 milyon üzerinden çarparsak, ki ben iyi niyetle çarptım. Yani ortalama 4 kişi var Türk aile yapısında. Hadi ben şeye indirdim, 2'ye indirdim. 2,5'a indirdim, yani 3'e indirdim. 6 milyon çıkıyor, 5 milyona düşürdüm. En az 5 milyon. Aslında 6-7 milyon, tamam mı? Bunun hesabı yapılmış. Şimdi bunları İstanbul'dan dışarı çıkarma projesi var. Çünkü o insanları İstanbul'da bir yaşam alanı kurup oturtacağın yer bırakmadılar. Niye? Sokaklar daracık, evler birbirine bakıyor, evler birbirine yaslanmış. Nasıl yapacağız? Boş alan yok, boş alan yok. Boş alan tamam yok işte, yollarımız da. İşte kurtuluş bunu bilen devlet, bile yok. Onu birazdan anlatacağım. Devlet bunu bildiği için bunları yurt şehir dışına çıkarma projesi hazırlamış. Ne yapıyor? Mesela Halkalı, ondan sonra Yeşilköy ve Tuzla istasyonları tahliye noktaları. Şimdi 3 tane depremden tahliye. Depremden sonra mı olacak? Yoksa deprem sonrası. Tamam. Depremden önce nasıl bileceksin? Deprem oldu, sağ kurtulanlar. Kardeşim, şimdi Halkalı'ya kim gider? O civarda oturan Halkalı bile istasyon yerleşim yerlerinin kaç kilometre ötesinde. Yeşilköy'ü biliyorum. Bunların hepsini bildiğim yerler benim. Yeşilköy'den hadi oraya o civarın oturan kişiler gidebilir. Dışarıdan gene gidemez. Tuzla istasyonun çok iyi bildiğim bir yer. Kardeşim, o merdivenleri çıkmak için yani 1000 kişi çıksa bence yıkılır o merdivenler. Dayanmaz o kadar ağırlığa. O kadar insanı nasıl kontrol edeceksin? Burada bir soru işaretim var. Bir. Ama en kötüsü şu. Havalimanları diyor. 3 tane havalimanı var zaten. Hani İstanbul, Sabiha Gökçen, bir de Yeşilköy kullanılmıyor da o zaman kullanılacak. Şimdi havalimanlarının hangisine nasıl gideceksin? İstanbul Havalimanı'na gitsene. Gideceğiz. Nasıl gideceksin? Neyle gideceksin? Neyle gideceğiz? Yani 100 kilometre yol gitmen lazım. Yürüyerek mi gideceksin? Olmayacak öyle bir şey, tamam mı? Sabiha Gökçen de ta Tuzla'nın kaç kilometre yukarısında, dağın tepesinde bir yerde düz bir alana kurulmuş. Yeşilköy zaten kullanılmıyor. Şimdi bak, bunlar hep sorun, tamam mı? Belediyeler hazırlamamış mıydı hocam? Hiçbir şey hazırlamadılar. Bak, onu da bırak. Depremine en korkuncu şu, yüz binlerce araç hazır bekletilecek, tamam mı hesapta? İtfaiye, ambulans. Ambulans falan değil, taşıma araçları, taşıma otobüs, araçları, minibüsler, tamam mı? Hadi bir de milletin arabasını da el konacağını biliyorum. Devletin öyle yetkisi var, savaş sırasında el koyabilir. Hı. Yani olağanüstü halde. Yani gene sana veriyor da kullanım amaçlı alıyor. Şimdi o tür arabalarla diyelim ki 400 bin, 500 bin tane ayarlanması zor da öyle bir yığılma. Hadi yaptın. Hangi yoldan gideceksin? Bugün İstanbul'da bir yağmur yağıyor, şiddetli bir yağmur, tamam mı? Yağdığı zaman asfalt kalkıyor, yarılıyor kardeşim. Bak, bir şeyi açık alt konuşalım. Yok. Belediyeler İstanbul'un içindeki ara sokaklar ve caddelerden belediye sorumlu. Tamam mı? Yani E5 ya da öteki neydi, bir tane daha var ya, çevre yolları, TEM gibi çevre yollarından karayolları sorumlu. Şimdi o yüzden karayolları şehir içine karışmıyor. Hangi belediyenin döktüğü yol bir yıl dayanıyor? Dikkat et, en az, en fazla bir yıl sonra tekrar aynı yolda asfalt çalışması görürsün. Çünkü asfalt havaya kalkıyor. Şimdi böyle bir depremde, bu tür zayıf asfaltlamanın yapıldığı bir yerde, altyapısı da berbat, çukurlar oluşuyor bilmem ne. Öyle bir depremde bu yollar çökecek. Bu yolların çökmesi demek, bak ne biliyor musun? O Hollywood filmlerinde gördüğünden daha beter. Trafik kilitlenecek. Herkes olduğu yerde kalacak. Dolayısıyla kimse tahliye edilemez. Bir kere burada bir netleştirelim. Ha, kim kurtarır paçayı? Yani biraz kim daha mesela atıyorum Tuzla tarafında sağ çıkanlar, çünkü Tuzla'dan sonrası İzmit'e rahat doğru gidiyor ya, rahat demeyelim de boş alan. Yani şey yok, ara sokak yok, tamam mı? Direkt hani E5'e çıkmayı, E5'te de hasar yoksa basar hani bir şekilde, ne bileyim, İzmit, Yalova, işte denizi geçebilirsen, tamam mı? Ya da köprü yolundan gidersin. Hani bir Anadolu'ya gidersin. Ya da en uç noktadasın, tamam mı? Orası da nereye? Büyükçekmece mi oluyor? Büyükçekmece'de en zayıf zeminlerin olduğu bir yer. Risk altında ama hadi diyelim sağ çıktın oradan. Oradan Trakya'ya doğru yola çıkma ihtimalim var. Fakat geri kalan bütün her yerdeki insanlar kilitlenir. Çünkü bütün çıkış nokta, iki tane çıkış noktam var. Tamam mı? Biri Ankara yönü, biri de batıya giden, Avrupa'ya giden yol. Ne oldu? Kalırsın. Öyle bir tuzağın içinde kalırsın.
İnsanlar birbirini o sinirle vurmaya da öldürmeye de başlar. Yani o anda katliamlar da olur. Çünkü artık zıvanadan çıkmış öyle, bir topluluk kaos göreceğiz. Doğar, tabii. Yani güvenlik başlı başına bir sorun olacak. Şimdi ona karşılık İçişleri Bakanlığı bir plan hazırlamış. Tamam mı? Onu gördüm. Hani öyle bir deprem anında dışarıdan hem askeri birlik hem polis takviyesi yapılacak anında. Neden? Burada yaşayan polisin evi de burada. Adam haklı olarak kendi evine koşar. Çoluğu çocuğu var. Tamam mı? Bunu bildikleri için dışarıdan takviye. Yani büyük miktarda. Peki o takviye nereye gelecek? Karayoluyla. Nasıl gelecek? Yol yok. Yol sorunu çözülmeli. Buradan bir daha uyaralım. Bakın şu anda belediyelere, iktidar yanlısı olanlara, muhalif olanlara, tamam mı? Hepsine sesleniyorum. Derhal ve derhal altyapının, altyapı falan değil, altyapıyı yapamazsınız da, bu asfaltlama çalışmalarını çelik karışımlı, çelik karışımlı asfalt kullanın. Yani Avrupa'da öyle yapılır. Bir kere yol dökülür, 10 yıl gider. 20 yıl gider. Bizde bir halt gittiği yok. Tamam mı? Adam gibi iş yapın. Adam gibi iş yapın. Adam gibi asfalt dökün ki depremde yollar felakete uğrayıp bütün insanlar için tuzak olmasın. Eğer yollar düzgün çalışırsa çıkışlar olur. Ama şu an İstanbul'da bir tane doğru dürüst dökülmüş asfalt yok. Hepsi 6 aylık, 8 aylık şeye göre hazırlanmış. Zaten aman bozulsun, aman kalksın tekrar da biz tekrar yolumuzu bulalım. Müteahhitler kasıtlı yapıyor zaten. Belediyeler de kasıtlı onay veriyor. Bu rant sistemi kalksın kardeşim, yeter artık ya. Hakikaten bıktık.